İkinci açarı yüksek biyolog ve aynı zamanda Herbalife yaşam koçuyum. Bugünkü konumuz yine bize çok sık gelen sorulardan bir tanesi, neden kilo alıyorum? Bunun üstüne konuşacağız arkadaşlar. Neden kilo alıyoruz? Bir kere kilo almak, hani kilo alma, kilo verme, bunun tanımını yapalım. Kilo almak demek vücut kitlemizin artması demek. Vücut kitlemizin artması demek ne demek? Aldığımız enerjinin, yani aldığımız kalorinin, yediğimiz her şeyin bir kalorisi var. Vücudumuzun da harcadığı bir enerji var. Şimdi biz harcamamız gereken enerjiden fazla enerji aldığımız zaman kilo alıyoruz arkadaşlar. Ne aldığımızın, ne yediğimizin hiçbir önemi yok. Sağlıklı olarak tükettiğimiz yemekler dahi olsa, ihtiyaçtan fazlasını alıyorsak bunların hepsi yağ olarak depolanıyor ve biz kilo almış oluyoruz. Şimdi kilo alırken nedir? En önemli şeylerden bir tanesi vücudumuzun istediği şey değil de farklı bir maddeyi veriyorsak, nasıl? Vücudumuzun proteine ihtiyacı var. Acıklık, protein tüketmemiz gerekirken o açlığımızı karbonhidratla bastırıyorsak eğer, şimdi alıyor onu vücut, önce bir o açlık geçiyor, hat diyor, bir şey geldi diyor, ona bakıyor, ondan sonra ayrıştırıyor, diyor ki ha diyor, bunun içinde bana yarayacak bir şey yok diyor, hep karbonhidrat yollamış diyor, işte şeker yollamış diyor, un yollamış diyor, yağ yollamış diyor, işte ne duruyorsun, helva yapsana gibi oturuyor. Ne yapıyor vücut? Onu yağa dönüştürüyor hepsini. Vücutta bunlar benim işime yaramıyor diyor, ben bunu kullanamayacağım diyor. Hemen onu yağa dönüştürüyor ve tekrar açlık sinyali veriyor beyne. Biz tekrar yanlış gıdaları tüketirsek bu döngü bu şekilde devam ediyor. Ve bir süre sonra metabolizmamız çalışmamaya, yavaşlamaya başlıyor. Çünkü istediği enerji için istediği madde, gıda, protein vücuda ulaşmadığı için vücut artık metabolizmayı düşürüyor ve daha yavaş böyle çalışmaya başlıyor. Bu nedenlerden bir tanesi. Ne yememiz gerekiyor peki? Ne yemeliyiz ki kilo almamalıyız? Ne yemeliyiz? Her şeyden yemeliyiz. Tabii ki bu şu demek değil. Yani tek başına gıdaları işte bu çok iyi ya da bu gıda kesinlikle yenmemeli diyemeyiz. Ya karbonhidrat da illaki vücudumuzun ihtiyacı var. Ama nedir? Daha sağlıklı karbonhidratlar tercih edilebilir. Bakliyatlar gibi. Tabii ki ekmek de tüketeceğiz, börek de tüketeceğiz ama bunları daha sağlıklı ve porsiyon kontrolü yaparak tüketmemiz gerekiyor. Bir diğeri de yine sebzelerde de ette de tüketirken gene dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen hani danışanlarımız sadece protein tükettiklerinde kilo vereceklerini zannediyorlar ve gereğinden fazla protein yiyorlar. Bu da kilo almamıza neden oluyor. Bunun yanı sıra öğünlerimizin dengesiz olması, yani öğünlerimizin arasında belli saatler arasında yememiz gerekiyor. Yani bir gün içinde almamız gereken enerjiyi, yememiz gereken, vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri oturup da bir seferde, iki seferde değil, 5 ya da 6 öğüne bölerek, yani 3 ana, 2 ya da 3 ara öğün yaparak tüketmemiz gerekiyor. Yani sabah uyandığımızda sağlıklı bir kahvaltı tüketmemiz gerekiyor. Ki kahvaltı olarak genelde hazır şeylere yöneliyoruz. Daha böyle evde sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak yerine hafta içi genelde atıştırıp böyle poğaçayla, simitle vesaireyle pazar günlerinde diyoruz ki işte bizim böyle bir pazar kahvaltı keyfimiz var. 1-1,5 saatlik kahvaltılarda normalde bütün gün almamız gereken kaloriyi, enerjiyi tek bir öğünde alıyoruz. Bu da kilo almamıza neden oluyor. Yani bizim her şeyden azar azar yediğimizde, saatlere göre yediğimizde ondan sonra zaten vücudumuz dengeye girecek. Yani bir şey sağlıklı diye de çok tüketemeyiz. Yani sağlıklı diye hani tamam sağlıklı ye yumurta sürekli tüket, otur kahvaltıda 3 yumurta 4 yumurta ye, bu da sağlıklı bir şey değil. Ya da sebze. Evet, bazen mesela şey yapıyorlar sporcular, özellikle işte
10 tane, 20 tane yani protein alacağım diye yumurta yiyorlar. Ben biliyorum 10 tane, 20 tane yumurta yiyenleri. Ama bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Bir de şöyle bir durum var. Kilo almakla alakalı biz aldığımız kaloriyi eğer harcıyorsak, onu harcayacak bir aktivite yapıyorsak, şimdi spor yapan birisiyle spor yapmayan birisinin harcadığı kalori aynı değildir. Dolayısıyla onun ihtiyaçları farklı olduğu için spor yapan kişi daha kalorili, daha enerjili ve daha fazla yemesi gerekmektedir diğerine göre. Yani burada spor yapmayan kişi günlük 2000 kalorilik bir beslenme programı oluşturuyorsa, diyet yapan, spor yapan kişinin de 3000 kalori olacak yaptığı spora göre. Belki 4000-5000 kalori daha fazla tüketmesi, daha fazla enerji alması demek oluyor. Onun için hani neden kilo alıyorum'a geldiğimizde, bir kere yemenin yanı sıra uyku da çok önemli. Kesinlikle. Yani 6 saatten az uyku uyuyan bir insan kilo veremez. Bu da inanılmaz şekilde, çünkü metabolizma da etkili. Çok geç saatlere kadar, diyelim ki tam 8 saat uyku uyuyor ama sabaha kadar uyumuyor, sabaha karşı yatıyor. Ondan sonra 8 saat uyku uyuyor, 7-8 saat. O uyku da çok kaliteli olmayacaktır. Çünkü uykuda salgılanan ve karanlıkta salgılanan hormonlarımız var. İşte melatonin var, vücudumuz için, metabolizmamız için, kilo verme bize katkısı olan hormonlar. Bunlar mesela gece karanlıkta ve tam uykuda, tam dalmış bir uyku, derin uykuda salgılanıyor. Şimdi tamam, kişi akşam vaktinde yatıyor, 7-8 saatte uyuyor ama böyle bizim tabiri caizse hani tilki uykusu dediğimiz, dışarıdaki her şeyden haberi var, bir türlü derin uykuya dalamıyor. O kişinin de evet belki gözleri kapalı, belki o esnada kendisi uyuyor olarak görüyor ama dışarıdaki her şey açık olduğu için orada da tam bir uyku hali olmuyor. Yani dengeli besleneceğiz. Bir kere yediklerimiz önemli. Yediklerimizi hangi saat dilimlerinde ne kadar yediğimiz, hani faydalı yiyecekler önemli. Bunların miktarı önemli. Ne kadar yedi, ne zaman yediğimiz önemli. Bir de uyku çok önemli. Uyku düzeni çok önemli. İyi bir rahat bir uyku uyumak için ne yapmak gerekiyor? Bir de aktivite önemli. 5 önemli konu var kilo kontrolünde. İyi bir uyku uyumak için de yani bir kere hani şehir hayatında illaki stresliyiz. Herkesin hayatında bir şeyler var. Hani bunları çok da kafaya böyle kendini uyku için söylüyorum. Uyumadan önce bir kere kafamızın rahat olması lazım. Gündüz eğer zaten dengeli beslendiyseniz, yediklerinizin, içtiklerinizin saatine dikkat ediyorsanız, akşam hani 11'de, 12'de çok rahat bir şekilde hani bedeni hazırlamış olursunuz. Yeme içme, beslenme açısından sindirim sisteminizi hazırlamış olursunuz uykuya. Onun haricinde günlük aktiviteler yapıyorsanız, hani spor yapıyorsanız, bu hem sizin stresinizi azaltacaktır hem de akşamları rahat bir uykuya geçmenizi sağlayacaktır. Stres çok önemli çünkü uykuya geçerken. Bu kilo alma üzerinde de çok etkili. Mesela bununla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Neden kilo alıyorum da. Akşam mesela oturuyorsunuz, meyveler normalde çok masum görünüyor değil mi? Hani meyve sebze tüketelim diyoruz ama onların da miktarı önemli. Mesela 2 tane mandalina bir porsiyon demektir. Ama sizin önünüze birisi onu böyle 4-5 tane soyup da koyarsa ve o esnada hele de televizyonun karşısında ve stresliyseniz, stresli bir günden çıktıysanız ne yediğinizi bilmezsiniz. Sürekli yersiniz. Bunun için yapmanız gereken şey yani birincisi benim tavsiyem meyveleriniz önünüze soyulmadan gelsin. Kendiniz soyun ki ne soyacağınızı bilin. Ve ağzınızda çiğnerken bunu bizim Herbalife'ın danışma kurulunda diyetisyenimiz söylemişti. Şimdi bu mandalinayı demişti. Keşke burada bir mandalina olsa da gösterseydik. Mandalinayı demişti. Bir böyle alıp löp diye ağza atmak var demişti. Bir zamanlar Serdal da yapıyordu onu öyle. İki lokmada falan yiyordu mandalinaları. Bir de böyle tek tek dilim dilim önce bir soyarken kokusunu almak. Ondan sonra böyle tek tek dilim dilim tadına vara vara işte yavaş yavaş çiğneye çiğneye yutmak. Bir kere kilo kontrolünde o çok en önemli konulardan bir tanesi de çiğneme. Çiğnememize hani
yediğimiz şeyin tadına varmamız gerekiyor. Öyle hemen alelacele yiyip yuttuğumuz zaman da kilo almamıza hani tüm yediğimiz şeyler hani çiğnemeden yuttuğumuzda mideye yük bindiriyoruz. Yeterince öğütülmüyor vesaire vesaire oluyor. Bir süre sonra zaten doyduğumuzu da hissetmediğimiz için, yeteri kadar çiğnemediğimiz ve doyduğumuzu hissetmediğimiz için de yememiz gereken porsiyondan daha fazla yiyoruz. Bunu mutlaka deneyelim. Bu söylediğim 5 noktaya da dikkat edelim arkadaşlar. Çekmemizi istediğiniz başka videolar, başka konular varsa mutlaka yorumlarınızda bunu belirtin. Bizi beğenin, abone olun. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.